Merhabalar. Bugün 6 Ekim. Biliyorsunuz 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü. Konuşacak mıyız? Elbette konuşacağız. Ümit İleli ile. Merhaba. Korkusuz Gazetesi yazarı benim. Ne denir? Çok eski arkadaşım. Bence söylemeyelim. İşte bir ara tanışmıştık arkadaş. Bir ara tanışmışlığımız var. Eski arkadaşlardan bir arkadaş. Şunu söyleyeyim. İstanbul'un kurtuluşu küresel önemde bir olay. Değil mi? Düşman küresel işgalinden. Çok önemli. İngilizler düşünün kentte ve onun yanında işte biraz İtalyan, biraz Yunan, biraz şu, biraz bu ama asıl İngilizler. İstanbul'u işgal etmişler. 1918'de. Evet, sonra... Sonra Mustafa Kemal Yıldırım Ordular Komutanlığı'ndan istifa edip trenle geliyor. Yanında Cevat Abbas. İniyorlar trenden. O meşhur Haydarpaşa'dan onu da bitirdiler ya neyse işte o merdivenlerden merdivenlerin başına geldi bir bakıyor. Toplarını şeye çevirmiş. Padişah sarayına çevirmiş. İngiliz ve muhripleri. Başka muhripleri. Evet. Bakıyor şöyle. Sonra bir şeye biniyorlar. Gene böyle bakıyor. Geldikleri gibi giderler diyor. Ve 5 yıl sonra geldikleri gibi gidiyorlar. Geldikleri gibi diyorlar. Dünya tarihini değiştiriyor aslında. Lafın gelişi değil, 7 düvele karşı. O görüntülere biraz dönelim gene Dersucuğum. 7 düvele karşı. 7 düvele karşı verilen bir mücadeleyle, Kurtuluş Savaşı, Bağımsızlık Savaşı'yla önce Anadolu, sonra İstanbul'da işgal bitiyor. 6 Ekim 1923'te geldikleri gibi gidiyorlar. Şimdi efendim İstanbul neresi? Hani beyefendilere göre, bazı beyefendilere göre payitaht. Payitaht tabii. Payitaht peki İngilizlerden kurtulunca? Hayır, Fatih fethedince gayet güzel kutlayıp da bunu işgalden kurtararak yeniden millete armağan eden Mustafa Kemal var bir de ortada. Eğer orası o Kurtuluş Savaşı yapılmasaydı bugün İstanbul çok büyük bir olasılıkla Yunan'ın elinde olurdu. Çok büyük bir olasılıkla. Ve Türkler bir cemaate indirgenmiş. İstanbul'dan tamamen kovulmuş. Anadolu'da Sevr Anlaşması'yla dayatılan o 200 bin metrekarelik toprakta kalmış mı da kalmamış mıdır? Onu da artık şu anda bilmek mümkün değil. Bir zavallı parya cemaat olarak köleleştirilmiş olarak devam edecekti. İşte tarihin değişmesi o. Yani Anadolu'nun tekrar 1000 yıl sonra şeyin eline geçmesi. İngilizlerin tabii ki bir bölümü Fransızların, bir bölümü İtalyanların, önemli ve çok şey bir bölümü Yunan'ın, belki Pontus'ta kurulacaktı. Öbür tarafta Ermenistan kurulacaktı. Kürtlere yalnızca özellik verilmişti. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Yozgat, Çorum, zaten evet Kastamonu, ona orada öyle, 7 düvel buna razıydı. Padişah çoktan razıydı. Düşmanlarla çevrili bir yerde hangi devleti şey yapacaksınız? Peki şimdi bakın bu kadar kritik bir yer İstanbul, Konstantinopol dedikleri. Hristiyan alemi için Ortodoksu, Katoliği çok önemli. İslam alemi için evet Fatih fethetmiş çok önemli. Hatta işte Hazreti Muhammed'e yad verirler ya. Şeyi ne fetih güzel kumandandır evet. Orayı fetheden. Atfedilir. Öyle olduğu söylenir. Evet. Şimdi bakın böyleyken bugün İstanbul'un kurtuluşu kutlanmaz mı? Sana 1 milyon dolarlık soru. Ama bilirsen 1 milyon dolar için işte birkaç yüzyıl beklemen gerekir. Parayı ancak denkleştirebilirim. Artık hiç öyle deme. 60 bin yeni milyonerimiz var. Artmış. Ne kadar biliyor musun artık 1 milyon lira? 1 milyon lira ne kadar? 130 bin dolar ben civarında. Ben 1 milyon dolar dedim ama. Ha dolar mı dedin? Dolar dedim. Tamam o zaman. Ben çok 1 milyon canım. Lira dedin. Zannettim böyle bir dudak 1 milyon lirayı uçtum. Da bulamam gerçi ben ama. De bulamam. Hani, şimdi bir şey söyleyeceğim. İkisini de bulamayacaksam yüksekten uçarım. O kadar. Diyorum. Bu kadar İstanbul'un fethini olağanüstü programlarla kutlayan... İstanbul'a payitaht gözüyle bakan, yani başkent gözüyle bakan bir siyasi çizginin bugün iktidardaki temsilcileri.
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunu neden kutlamaz? İşte soru bu. Soru bu. Ya da acaba kutluyorlar mı diye baktım ben sabahleyi. Yok. Şöyle Erdoğan'ın gün içindeki programını size söylüyorum. Erdoğan'ın bugünkü programı. Bakın. Beştepe'de, külliyede diyorlar onlar. Beştepe külliyesinde. Camiler ve din görevlileri haftası programı var. Erdoğan ona katılacak. Tekrar söylüyorum. Erdoğan Beştepe'de camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle düzenlenen bir programa katılacak. İstanbul'un kurtuluşundan söz etmemek, İstanbul'un kurtuluşunu kutlamamak ne anlama geliyor azizim? Şimdi bakın bir siyasi çizgi dediniz, bir siyasi düşünce. Gülhane Askeri Tıp Akademisi gibi bir zamanların dünyaca ünlü, bakın bunu hiç altını çizerek söylüyorum. Müthiş tıp bilimine değerler katmış olan GATA yani. GATA'nın başına bu son günlerde çok adından söz edilen, bugün de manşetlerde dolaşan. Birazdan konuşacağız. Konuşacağız zaten. Zatı getirebilecek kadar kendini kaybetmiş bir siyasi düşünce İstanbul'un kurtuluşunu kutlayamaz. Kutlamaz. Ben böyle görüyorum. Yani, bir dakika ama nereden, kimden nasıl kurtuldu? Yani, efendim bakın. Bana bağlamını anlat gerçekten. Bağlamını anlatayım size. Bağlamını anlatayım. Hı. Daha geçenlerde... EBA'daymış gibi anlat. Hı? Ben ilkokul birdeyim. EBA'daymış gibi anlat bana. Daha geçenlerde vefat eden Mısırlı, Mısıroğlu ne diyordu? Fesli Kadir. Hı. Ne diyordu? Ah ah keşke Yunan kazansaydı diyordu. Neden? Gerçekten diyordu ya. Yaşar. Diyordu tabii. Ve bu kişi sarayda da kabul edildi. O zaman Genelkurmay Başkanı'ydı eğer yanılmıyorsam. Şimdinin Savunma Bakanı gitti bunu ziyaret etti. Her zaman o masalarda gayet şey gördü. Şimdi bunu söyleyen bir düşünce. Yani ah ah keşke Yunan kazansaydı diyen bir kafa yapısı. İstanbul'un kurtuluşunu nasıl kutlayabilir? Yani Mustafa Sabri'lerin torunları dediğim bir zevat var. Bunlar beni Türklükten azat et ya Rabbi diyen bir adamın ardılları. Nasıl olur da İstanbul'un kurtuluşunu kutlayıp Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmaya gönül rızasıyla katlanabilir. Veyahut da katlanma şey gönül rızasıyla yapabilir. Yani hani bizde bir laf vardır. Eşyanın tabiatına ters derler. Hı hı. Bu eşyanın tabiatına ters. Yani eşyanın doğasına aykırı. Yapamazlar. Şimdi burada ne zaman yeter bundan işe? Ben size 2002'den yani çıraklık döneminden başlayarak sonra kalfalık sonra ustalık dönemlerinden bugüne ta tek adam rejimine kadar Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları için Türkiye Cumhuriyeti için söylenenleri yapılan eylemleri alt alta sıralamaya kalksam akşam olur. Senin programın yetmez yani buna. Anlatabiliyor muyum? O yüzden İstanbul'un kurtuluşu bu kafa yapısı tarafından gönül rızasıyla kutlanmıyor işte. Kutlasalar kutlayacaklar, biz de alkışlayacaktık. Ama kutlamıyorlar. Hayır, alkışlamak şart değil. Hayır, neyse yani. Ama hani lafım gelişim. Gerçekten şimdi Anadolu Ajansı'nın programına baktım, başka programlara gündemine daha doğrusu baktım. Erdoğan bugün sadece işte camiler ve din görevlileri haftası. Dolayısıyla bir program haftası bir de üstelik. Haftası. Yeni başlamış gidiyor yeni başlamış, olay. Beştepe'de kutlanacakmış mesele. Şimdi birazdan korona meselesini masaya yatıracağız. Çünkü çok özetle şöyle söyleyeyim. Bakın Ümit Zileli söylerse inanmayın. Ben söylersem katiyen inanmayın. Hiç haşa inanmayın. Ama Nagihan Alçı söylüyorsa bir bildiği vardır. Şimdi Nagihan Alçı diyor ki Sağlık Bakanlığı'yla görüştüm diyor. Bakanıyla değil, bakanlığıyla görüşmüş. Sağlık Bakanlığı'yla görüştüm diyor. Anlattılar diyor. Vaka ne demek, hasta ne demek diyor. Oradan çıkartmış ki vaka sayısı hasta sayısının 8 katı kadar diyor. Evet. Şimdi ben bir utan, bir mahcup ol. Neden?
Çünkü 10 katı demişlerdi. Meğer 8 katıymış. Orası da şey ama muallakta. Yani onun hesabı öyle tutuyor, başkasının hesabı böyle tutuyor. Yani bizim Türk işi dediğimiz hikaye bu olsa gerek. Bak verelim. Şimdi A'dan Z'ye baka hasta meselesi diye Habertürk'te yazıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Yazmış. Onu birazdan daha ayrıntılı bakarız ama merak etmiş. Herkes gibi merak etmiş. Acaba bakan ne demek istedi falan, bunları konuşacağız birazdan Gaye Usluer'e bağlanarak. Şimdi başka ne ya konuşacağız? Ondan önce bir küçücük bir şey söyleyeyim. Tabii. Bununla ilgili. Bakın ben de özellikle bugün tam sayfa yazmış bir de bizim Yılmaz Özdil bu konuda ilgili. Ahmet Saltık Hoca'nın söylediklerini aktarmış. Vaka ile hasta sayısını birbirinden ayırmak bilimsel anlamda hiçbir şey demek değil. Birazdan şey konuşacağız. Evet. En önemli şey. Çünkü insanların kafası çok karışık. Evet. Tabii. Ha dediğim özellikle gibi bakın. Yapılıyor tabii. Evet. Yani Ümit Zileli söylerse gel inanmayın. Ben söylersem haşa inanmayın ama telefonu tık 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 çalıp da alo Süleyman Bey dediğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaşabilen Nagihan Alçı değerli gazeteci, ona inanırız herhalde, öyle değil mi? İnanacağız. Şimdi bugün bunları konuşacağız. Bugünün bir önemi daha var. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu dedik. Bir de 6 Ekim bundan 6 yıl önce Kobani eylemlerinin başladığı gün. Tarih. Evet. 2014. 6 Ekim 2014'te başladı olay biliyorsunuz. Bugün gazetelerin birinci sayfalarında da zaten buna dair başlıklar var. Şimdi bugün şöyle göstereceğim sadece. Abdülkadir Selvi herkesin kafasındaki bir soruya yanıt vermiş. Nasıl ki hasta sayısıyla vaka sayısı canım nasıl hani ayrılabiliyor, bu nedir diye Nagihan Alçı bile merak etmiş, sormuş ve öğrenmiş, yazmış ya. Abdülkadir Selvi de Kobani soruşturması 6 yıl sonra neden başladı sorusunu sormuş. Çok doğru bir soru. Doğru bir soru. Peki yanıtı nasıl? Şimdi şunun için şöyle göstermek istedim. Bakın. Bayağı da uzun bir yazı. Bayağı uzun. Şöyle geliyor. Hı hı. Görüyor musunuz? Hani ben o kadar anlamam şeyden, kaç vuruştur falan filan ama. Bayağı uzun. Eskişehir'le 3 daktilo sayfası falan eder yaklaşık bu. Yazmış. Ay gözlerime yazık vallahi. Gerçekten gözlerime. Sonunda şu kadar yerde mi söylüyor? Hayır şey. Ortada. Ortada pardon ne diyor? Ortada. Şimdi anlatmış. Kobani'de şöyle olmuştu da Erdoğan demişti ki Erdoğan'la Obama'nın o sırada Kobani olaylarıyla ilgili konuştukları, niye anlatmış onu bu meselede, onu da anlamak zor. Sonra gelmiş diyor ki bakın iki cümle ya da bir buçuk cümle, Kobani olaylarıyla ilgili soruşturma neden 6 yıl sonra başladı değil mi? Soru bu. Biri gizli tanık olmak üzere yeni tanıklar ortaya çıkmış. Biri gizli tanık olmak üzere yeni tanıklar ortaya çıkmış 6 yıl sonra. Ama ne tanıkmış bunlar canım? Ne tanıkmışlar? Düşünmüşler 6 yıl boyunca tanıklık yapalım diye mi düşündüler? Ya da gidelim bunu anlatalım mı anlatmayalım mı diye düşündüler bilmiyorum. 6 yıl düşünmüşler demek ki. Fakat şimdi işin tabii latife götürür yanı yok. Kaç kişi tutuklandı. Bunun arka, HDP'nin elinde il şeysi kalmadı. Zaten şimdi sana soracak top atıldı. Atıldı. Şimdi bakın bir kere bu çok uzun zamandır olan bir şey. Sadece bu konuyla ilgili değil. Birçok konuyla ilgili olarak adeta zekamızla alay ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Nasıl yani? Şöyle yani. Bu konudan bahsederek söyleyeyim nasıl şey yaptıklarını. Efendim işte Kobani'de çok büyük olaylar oldu vesaire. Tamam. Orada 46 kişi ölmüştü eğer yanılmıyorsam. Evet. Peki niye hemen olmadı da 6 yıl sonra, yani 2015'teki seçimler bekleniyordu desek o zaman. Hadi seçimler sonrasında olsaydı, bilmem ne olsaydı. O tarihten bu tarihe neler yaşanmış. Şudur olay bakın. Bugün HDP'nin, ki benim HDP ile olan çizgide biz karşı karşıyayızdır. Biliyorum. Çok nettir senin çok nettir o tavrın. Şey, tavrım. Ama Bir düşüncem daha vardır. 6 milyon küsür kişinin oyunu alıp parlamentoya gelmiş bir partiye de böylesine davranmak bir demokratik anlamda doğru bir şey değildir bana kalırsa. Çünkü o bir nevi bir düdük tencere görevi de görmektedir. Benim düşüncem böyle. Şimdi sen 6 sene sonra geliyorsun ve özellikle ne yapıyorsun? 65 yerde bunlar seçim kazanmışlar.
şu anda ellerinde 3 tane ilçe kalmış durumda. Hepsine kayyım atan. Kayyım demokrasisi sanki. Peki neden? Şimdi bakıyoruz. Ne diyor bunlar? Asla erken seçim yok. Asla efendim 2023'ten önce seçim yok. Ben burada kalıbımı basıyorum ki bir senedir yazıyorum bunu. Özellikle bu 2021 ile ilgili çok iddialıyım erken seçim olacağına dair. Ama önce bu partiyi bir zapturapt altına almak, belki de kapatma davası açmak ya da oradaki kitleyi, bunlara oy veren kitleyle aralarına bir barikat kurmak amacına yönelik bunlar yapılıyor bence. Hmm. Çünkü oylarını arttırma ihtimalleri her geçen gün daha da zayıflıyor. Bırakın arttırma ihtimali, erimeyi durduramıyorlar. Özellikle küçük ortakla birlikte. Küçük ortak zaten MHP şeyin altında görünüyor bütün anketlerde. Hatta o yüzden acaba şeyi mi indirsek biraz diye onu da gündeme aldılar, bu %10 barajını indirsek mi diye bazı şeyler var. Ama asıl önemli olan HDP'yi saf dışında bırakmak. Şöyle hesaplıyorlar sanıyorum. Nasıl olsa Güneydoğu'da eğer HDP olmazsa AKP'ye daha fazla, çok daha fazla oy gider gibi bir düşünce sahibi kurmaylar olabilir bu işin içinde. Ve buna sarayı da razı etmişler ve o yolda yürüyorlar mı? Bunların hepsi tabii benim düşüncem olarak şu anda anlatıyorum. Ama görünen o ki HDP'yi saf dışı etmeye karar vermişler. İşin yani sihirli sözcükler bunlar. HDP'yi yani, saf dışı etmeye karar vermişler. Vermişler, tamam, öyle peki, görünüyor. Bu ne anlama geliyor? Yani bu ufukta bir yerlerde böyle erken seçim bayrağını sallamaya başladı anlamına mı geliyor? Evet, neden? Ben öyle görüyorum. Yani çünkü bakın her geçen gün daha batıyorlar. Gerçekten bakın Ayasofya meselesini getirdiler gündeme, olmadı. Bilmem neyi getirdiler, olmadı. Şimdi Ermenistan meselesinde sanki bir şey böyle bir müthiş kendi başarılarımışçasına kutlama vesaire içindeler. Ama bu halkın oy verme insiyakına işlemiyor. Neden işlemiyor? Aç çünkü insanlar. Bu ülkenin neredeyse 1/4'ü, şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim, siz de bana cevap verin. Yoksulluk sınırı ne şu anda? Bakman lazım. Ben söyleyeyim size, 8.000 lira civarında. 4 kişilik bir aile. 4 kişilik bir aileden bahsediyorum ki bizde 4 kişilikten çoktur aileler. Tabii. Biliyorsunuz. Peki bana söyler misiniz, Türkiye'de kaç ailenin evine ayda 8.000 lira veya onun üzerinde para girer? Yarısına girmiyor en azından. En az yani yoksulluk sınırı dediğin bu ülkenin yarısını minimum kapsıyor. Minimum kapsıyor. Yoksulluk sınırı ne demek? En temel ihtiyaç maddeleri, kira, çocukların okula gidişi vesaire, hani böyle restoranlara gidecekler de onların hiçbirisi yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Açlıkla tabii yoksulluk canım. Arasındaki sınır, açlık sınırı karnını doyurmak, yoksulluk sınırı da asgari geçim oranı demek. Yani tıkı tıkına her şeyi yapıyorlar, kiralarını ödüyorlar, bilmem ne yapıyorlar ve sadece televizyon seyredebilirler, o kadar. Ve şimdi uzaktan eğitim meselesinde bütün şey yine de bu halkın üzerine yıkılmış vaziyette. Şimdi bu halk neden bu siyasi iktidara veya onun küçük ortağına oy versin? Buradaki en önemli soru da budur. Söylemek istediğim bu yani. Onun için HDP'yi bir şekilde... Yani hani bir şey vardır ya, bütün alametler belirdi diye. Bence bütün alametler, tabii şimdi bana inanmayan olacaktır. Bunu şey yapacak. Fakat ben geçen seneden beri bunu söylüyorum. Çünkü adım atacak halleri kalmadı sevgili Ayşenur. Yok, gidemiyorlar. Yani ve gittikçe, bekledikçe de daha fazla eriyorlar. Bunu durdurmaları ve iktidarı bir şekilde sağlamaları lazım. Şimdi akıllarına bu gelmiş demek ki, bu şekilde bir şey içinde devam ediyorlar diye düşünüyorum. Bu aslında programın fragmanı gibi olsun. Çünkü biz program boyunca koronayı konuşacağız, tarikatları konuşacağız. Hani bir GATA başhekim yardımcısı görevden alındı ya, sözleşmesi feshedilerek. Onun arkasında Menzil var, Menzil tarikatı var ve Menzil'in buzdağının biz görünen yüzünü biliyoruz. Daha neler neler var. Bu konuda pek çok araştırma, pek çok kitap da yazıldı biliyorsunuz. Koronayı konuşacağız, tarikatları konuşacağız ve bütün bunların yanı sıra işte ekonomide
yaşananlarla bir gerilim hattı oluştu. Bunları belki konuşacağız. Ama nereden başlayalım? Koronadan başlayalım. Şimdi Sağlık Bakanı, herkes bayıldı. Al artık ders ucuma başlığı. Herkes bayıldı değil mi Sağlık Bakanı'na? Aman ne kadar samimi adam, ne kadar... Ben bayılmadım. Bak şimdi, neden? Ya ben tabii Sağlık Bakanı sadece Sağlık Bakanı olarak değil, Medipol hastanelerinin de sahibi, kurucusu olarak tanıdığım için... Orada bazı yaşananlar vesaire bana bu konulara biraz dikkatli ve kuşkulu bakmayı öğretti. Ha, o yüzden. O bakımdan. Ha. Yani hani. Ama çok bayılan oldu çünkü zannettiler ki çok böyle doğru, düzgün konuşuyor, anlatıyor vesaire. Fakat öyle olmadığını hep birlikte anladık. Hep birlikte anladık. Yani gördük ki söylenenlerle gerçekler birbiriyle hiç uyuşmuyor. Şimdi sen böyle düşünebilirsin ama birçok kişi zaten beğenmeye hazır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gibi, aman da laiklik hassasiyeti olan, aman da eğitimden anlayan, aman da ne kadar çağdaş bir bakan geldi diye. Ya. Sanki bu ülkede Erdoğan'ın siyasi çizgisinden bağımsız, ağzından çıkandan habersiz herhangi bir şey olabilirmiş gibi bayıldılar. Ama herkes en sonunda ayıldı. Bayılanlar ayıldı biliyorsunuz. Şimdi vaktiyle düşman ilan edilenler de artık yavaş yavaş dikkatin odağına biraz daha yerleşmeye başladılar. Onlardan biri Gaye Usluer. Gaye Usluer hem hekim hem siyasetçi, CHP Parti Meclis üyesi. Arada ona Gaye Hanım, size siyasetten soru da çıksın mı torbadan bilmiyorum. Çıkabilir, arada bir sorun tamam, olmaz. Tamam, anlaştık, anlaştık. Aynı zamanda bir anne, kadın. Dolayısıyla gündemdeki bütün meselelerin hassasiyetini birebir yaşayan bir insan. Gaye Hanım, size soracağım ama önce, şimdi arşiv unutmaz diyorum ama aslında gerçekten arşiv unutamayacak. Sağlık Bakanı'nın basın toplantısında NTV muhabiriyle karşılıklı medah usulü böyle bir lafların giriş gelişi. Hey kara gözüm, hey acıvatım gibi neredeyse. Enteresandı. Onu bir hatırlayalım, oradan devam edelim. Buyurun. Tamam. Şimdi her hasta, her vakanın artık hasta kabul edilmediğini söylediniz. Artık değil, öyle zaten. Tamamdır. Tabloda da yani, bir değişiklik yapıldı. Asemptomatik olan vakadan bahsediyoruz. Hı hı. Tamam. Ben de şunu sormak hasta istiyorum. Hasta semptom olan kişiden bahsediyoruz. Tamam. Benim de asemptomatik ve semptomatik. Tamam. Şöyle bir soracağım. Semptomatik vaka ben. Hasta, asemptomatik vaka vaka. Şimdi siz herhalde Gaye Usluer bu konuşmayı izlemişsinizdir. Canlı değilse bile sonrasında. Evet, canlı da istedim. Siz ne anladınız Allah aşkınıza? Yani bir dakika dedi, hasta dedi, vaka dedi, o dedi, bu dedi. Semptomatik ve asomatik. Semptomatik dedi, asomatik. Şimdi biz sonunda şunu anlar gibi olduk. Bir hastalar var, bir de hastaların, hastaneye yatmış olanların yani diyelim ki hastaların gösterdiği belirtileri göstermeyenler var. Onlara da vaka diyoruz ama biz vakaları saymıyoruz. Covid pozitif çıksa bile. Bir, doğru mu anlamışız? İki, doğru anladıysak bu ayrım nasıl bir ayrım? Buyurun. Tabii ki Sayın Bakan'ın söyleminden çıkan sonuç sizin anladığınız sonuç. Ama Sayın Bakan'ın söylemi doğru mu derseniz doğru değil. Peki bilimsel şimdi, mi? Yani bir salgından bahsediyoruz. O salgında hedefimiz, adına vaka koyun, hasta koyun, ne koyarsanız koyun, Covid-19'da enfekte olan kişilerin tamamını saptamak. Yani burada Sayın Bakan'ın indirgediği semptomatik kişiler hastadır demesi, biz sadece semptomatik kişilerle ilgileniyoruz, hastaneye yatanlarla, yatacak olanlarla ilgileniyoruz, ötekilerle ilgilenmiyoruz anlamına geliyor ki aslında
salgın yönetiminde esas ilgilenmemiz gereken ötekiler. Yani semptomu bulgusu olmayan, kümelenmiş, bizim süper bulaştırıcı dediğimiz insanlar çok önemli. Neden? Çünkü salgını kontrol etmek istiyorsak zaten o bulgusu olmayan kişileri tanımlamalıyız. Onları izole etmeliyiz, karantinaya almalıyız. Böylece enfeksiyonun toplumda yaygınlaşmasını engellemeliyiz. Oysa ki Sağlık Bakanlığı ve siyasal iktidar başından beri salgını hastaneye başvuran hastalara, hastanede tedavi olan kişilere indirgedi. Buna indirgemesine rağmen burada bile verileri düzgün, doğru, güvenilir açıklamazken 28 Temmuz sonrasında yeni bir bariyer oluşturdu. Evet. Vaka tanımlamasından hasta tanımlamasına geçti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayılarını bildirmekten vazgeçti. Onun yerine bir ağır hasta diye tanımlama koydu ki bu ağır hasta tanımlamasının içine kimler, nerede yatanlar girmektedir biz bunu bilmiyoruz. Açıkçası ben bir hekim olarak, bir öğretim üyesi olarak, yıllarını enfeksiyon hastalıklarına vermiş bir uzman olarak hayretle izliyorum. Aslında Sayın Bakan'ın siyasal iktidarın kıskacı içerisinde yapılmasını istedikleri süreci içerisinde hekim olarak çok sıkışmış olduğunu, hekim olarak çok zorlandığını biraz önceki örnekte olduğumuz gibi yakından görüyorum. Ve açıkçası da üzülüyorum bir hekimin bu duruma düşmüş olması. Ay, evet. Siyaset adına açıkçası doğru. Üzülüyorum. Çünkü işin bütün yükü onun üzerinde. Bu işin sonundaki başarısızlığın sorumlusu o olacak. Başarının sahibi başkaları olacak. Şimdi Gaye Hanım şunu da soracağım. Siz de hem siyasetçi hem hekimsiniz. Tıpkı Sağlık Bakanı gibi. Ama bildiğim kadarıyla sizin özel hastaneniz falan yok. Ve bilimsel ahlak uğruna da bazı şeyleri gerçekten elinizin tersiyle itebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani ben bakan için üzülmenizi anlıyorum da belki de doktor olmadığım için ben üzülemiyorum. Onu bir kenara bırakıyorum. Gerekirse yanıt verirsiniz. Fakat şimdi bakın Nagihan Alçı'nın az önce yazısından söz ettim Habertürk'te. Şimdi açmış Sağlık Bakanlığı ile konuşmuş, bilgi almış. Aferin ona. Bu arada demiş ki, vaka hasta oranıyla ilgili şu bilgiyi aldım. Yazısından okuyorum, Nagihan Alçı'nın. Evet. Uluslararası literatürde kabaca 10 kişiden biri hasta, biri ağır hasta, 8'i semptomsuz vaka diye oranlanıyormuş. Yani hı-hı, diyor, açıklanan günlük hasta sayısının aşağı yukarı 8 katı vaka var diyebiliriz. Şimdi bakın sizler, Tabip Odaları, Türk Tabipler Birliği, çok değerli bilim insanları hep şunu söylediniz çok uzun zamandır. Açıklananın 10 katı vaka var dediniz. Size müfteri dediler, size şeytanla işbirliği yapıyor dediler. İşte hain dediler. Ne dediler? Hain. Hain dediler, evet hain dediler. Neler neler dediler. Şimdi gerçekten ama bir ölçüde haklılarmış. 10 katı değilmiş, 8 katıymış. Hani aman da aman derler ya. Ne kadar yer yandı diyor şimdiki gençler bu konu için. Bunu mesela bir Gazete Pencere'nin bugünkü manşetinde görebiliriz Dersucuğum. Gazete Pencere de buna dayanarak bugünkü manşetini atmış. İşte bakın bu değil herhalde arkadaşlar. Yok hayır. Oo, nereden gelmiş bu? Yok. Bu değil. Bu bugünkü gazete değil. Alın hemen. Hiç bugünkü şey değil. Şimdi diyor ki Gazete Pencere 10 bin küsur vaka var demektir diyor. Hani bize verilen rakamlara göre. Şimdi size göre bu oran doğru mudur demeyeceğim. Sizin zaten baştan beri söylediğiniz bu. Benim sorum şu. Bilim kurulu üyelerinin bu gerçek karşısında susmaları, istifa etmemeleri, hatta bilim kurulu üyelerine geçenin bakanın istifa etmemesi korona kadar vahim geliyor bana, ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi biraz önce
Nagihan Alçı'nın Sayın Bakan'la görüşmesinden çıkardığı sonuca değinmek isterim. Bir kere bunun bugün Türkiye için konuştuğumuz konuyla bir alakası yok. Bu ta COVID-19 salgınının başında ilk elde ettiğimiz verilerden birisi. Şöyle ki, COVID-19 virüsü ile enfekte olan kişilerin %80'i bulgusuz geçiriyor. Bu genel bir bilgi. %20'si bulgulu geçiriyor. Bu %20'lik grubun içinde toplamın %5'i de yoğun bakıma yatıyor. Bakın bu klasik bir bilgi. Bunun bugün Türkiye'deki tartışılan verilerle hiçbir alakası yok. Bu COVID-19'la enfekte olan kişilerin süreçte nasıl bir yol, karşımıza nasıl çıktıklarını anlatıyor. Oysa ki geçen hafta Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarının verileri Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir aracılığıyla paylaşıldı. Değil mi? Toplum bunu gördü. Neyi gördük? Tabii. Günlük yapılan test sayısının ne kadarının pozitif olduğunu gördük ki bu pozitiflik oranı sayısı bize bildirilen günlük 1500-1600 civarında bildirilen rakamın 20 katıymış. Şimdi yani siz 10 katını bile az olduğunu söylüyorsunuz. 20 katı çıktı. Diyorsunuz. Hayır zaten veriler öyle çıktı diyorsunuz. Resmi veriler öyle çıktı. Şimdi bugün Türkiye'de tartışılması yani dolayısıyla 25 bin yok 1500 galiba. 1500'den 20 katı ne yapar? Olur mu 30 bin? 30 bin vaka var demektir o zaman. Tabii yani günlük 100 bin hatta bugün bakanın yeni bir açıklaması var. Diyor ki günde bizim pozitif yakaladığımız vaka sayısı tüm yapılan testlerin %10'u. Şimdi bu da geçen haftaki veriyle örtüşmüyorsa bile günlük bildirilen vaka sayısı 1500 ya da hasta sayısı onların deyimiyle ama günde yapılan test 100 bin ise bakanın söylediğine göre günde biz zaten 10 bin pozitiflik yakalıyoruz. Pardon yani 30 bin bir dakika 30 bin vaka bir dakika dersi yazmayalım tam anlamadan günde 10 bin korona pozitif şimdi, var diyorsunuz siz. Sayın Bakan'ın açıklamasını dile ona getiriyorum. Göre tamam. Diyor ki biz günde %10 oranında yapılan PCR testinde %10 pozitif. Günde yapılan test sayısı o 100 bin ile 115 bin arasındaki rakamlar arasında olduğuna göre bunun %10'una baktığımızda 10 bin ile 11 bin ile 12 binli rakamlardan bahsediyoruz. Ama geçen hafta Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi laboratuvar verilerine baktığımızda tek bir günün bildiriminde o gün bildirilen hasta sayısının 20 katı pozitiflik olduğunu gördük. O bile öyle. Yani o deminki başlığı verebilirsin Dersu. 30 bin hani açıklanan rakamlara bakarak 30 bin vaka. Şimdi vaka demişken ya bir dakika hasta mı vaka mı diye sormayın. Vaka demek COVID pozitif demek değil mi Gaye Usluer? Şimdi vaka demek COVID pozitif demek. Sağlık Bakanlığı başından beri salgını hastane düzeyine indirgemiş durumda. Yani hastanede yatan hastalara, tedavi olanlara, iyileşenlere ya da işte entübe olan yoğun bakım şimdi vermiyorsa bile. Oysa ki salgın yönetimi sahada olur. Hastaneye başvuranlar zaten tedavi gereksinimi olanlardır. Onlar tedavi edilirler. İşte tedavi başarısızlıkları olabilir, başarıda artış olabilir. O ayrı bir şey. Ama salgının esas yönetimi sahadadır. Sahada asemptomatik olanları da bulmaktır salgının yönetimi. Çünkü amaç nedir? Toplumsal yayılımı azaltmaktır. Amaç bulaşı azaltmaktır. Bunu da sahada ne kadar çok test yaparsanız, ne kadar çok bulgusuz insanı saptarsanız, onları karantinaya alarak, izole ederek bulaşı engelleyebilir ve azaltabilirsiniz. Ama başından beri hastaneler üzerinden yürütülen bir süreci izliyoruz hep birlikte. Şimdi bayağı böyle hani isimler, tıbbi deyimler vesaire kafa karıştırabilir. Ben anladığımı basitçe size anlatayım. İzleyicilerimize paylaşayım. Şimdi semptom belirti demek. Evet. Asemptomatik de belirti göstermiyor. Belirtisiz demek. İşte gripseniz ateşiniz çıkar.
Ama gripsiniz ama ateşiniz yok. Ya da ateş her gripte olmaz. Gripseniz nezle olursunuz. Gripsiniz ama nezleniz yok mesela. O belirtiye belirli bir hastalıkta beklenen, olması gereken belirtiyi siz göstermiyorsunuz demek. Ama siz grip misiniz? Gripsiniz. Zatüre misiniz? Zatüresiniz. Ya da efendim bir organ yetmezliğiniz mi var? Evet var. Ama belirtiler sizde yok. Koronada da zaten belirtiler çok çeşitlilik gösteriyor. Mesela şimdi son söylenenler, koku alma duyunuz zayıflamışsa bilin ki korona diyorlar. Soracağım. Bu bulgu işte. Bu bir bulgu. Şimdi bu bulgu. Korona pozitif bu teste çıkmış, muayeneyle çıkmış ama belirtileri göstermiyor. Belirtileri göstermeyince bakan diyor ki sen hasta sayılmazsın, saymıyorum diyor. Bir dakika. Ben orada bir soru sormak istiyorum Gaye Hanım'a. Gaye Hanım, tamam ben diyelim ki Covid'im. Çıktı, evet. Belirti şuraya bakarak sor hayatım. Efendim? Şuraya bakarak sor. Covid, evet. Covid çıktı bende ve ben belirti göstermiyorum. Bu benim bir başkasına bunu geçirmeyeceğim anlamına mı geliyor? Yahut da geçireceğim anlamına mı geliyor? Önemli olan soru bu. Yani ben göstermiyorum ama taşıyıcıyım. Evet. Bir başkasına bunu şey yapabilir miyim, bulaştırabilir miyim? Bu çok önemli bir soru. Çok önemli, çok önemli bir soru. İşte tam da bu zaten salgının kontrolüyle kastettiğimiz. Şimdi kabaca taşıyıcı diyebiliriz. Hani sizin tanımladığınız şekilde. Covid-19'da enfektesiniz ama hiçbir klinik bulgunuz yok. Bu daha tehlikeli bir durum. Çünkü klinik bulgunuz olsa hastaneye başvuracaksınız. Oradaki süreç devam edecek. İşte tedavi olacaksınız, izole olacaksınız. Ama sizi biz tanımlamazsak, yani klinik bulgusu olmayan kişiyi sizi tanımlamazsak, siz dolaşmaya devam edeceksiniz. Evde oturmayacaksınız, işe gideceksiniz, alışverişe gideceksiniz ve ne yapacaksınız? Siz bulgusuzsunuz ama siz çevredeki duyarlı insanlara hastalığı bulaştıracaksınız. Bu kadar basit işte zaten iş orada bitiyor. Hem hastasın hem de bulaştırıyorsun. Bulaştırıyorsun ve sana hiçbir şey olmuyor ama bu arada. Yani bu hasta, Sayın Bakan'ın tabii ki bu geçen haftaki sonuçlar üzerinden ve sürecin tamamında da zaten bu noktaya gelineceği için böyle bir tanımlamaya gittiler. Aslında bir salgından bahsederken vaka hasta diye hepsine vaka olarak bakmamız lazım. Bu vakaların bir kısmı bulgusuzdur, bir kısmı bulguludur. Evet. Bizim için sorun nedir? Covid-19 vakalarının olmasıdır. Bizim için sorun nedir? Kaç tane Covid-19 vakasının günlük saptandığıdır. Şimdi bunları nasıl ayırırsınız? Bir kere topluma yanlış bilgi veriyorsunuz. Toplumda 15 bin Covid-19'da enfekte kişi varken siz 1500 hastayı sadece toplumun önüne sunduğunuzda o toplumda rehavet oluşturursunuz. Aman ne güzel, vaka sayısı da çok az. Böl 1581 ile. Demek ki o kadar da büyütülecek bir sorun yok mesajını vermiş olursunuz ve toplumsal rehavet oluşur. O zaman kimse maskeyi dinlemez, mesafeyi dinlemez, oraya buraya gitmeyin, şunu yapmayın, bunları dinlemez. Niye? Siz eksik mesaj verdiğiniz için. Evet. Şimdi bakın tam da bu eksik mesaj meselesinde toplumda yaşananlara bir örnek gelecek. Ne şehri önemli, ne semti önemli, hiç önemli değil. Sokaktaki vatandaş. Bir otobüste maske yüzünden bir tartışma çıkıyor. Bir kadın, bir otobüs yolcusu, bir erkeğe diyor ki maske çünkü şurasında, maskeni çıkart diyor. Demek ki kadın dinlemiş, okumuş, öğrenmiş. Maske önemli bir, maskenin düzgün takılması önemli iki demiş. Şimdi o anları bir izleyelim, oradan devam edelim. Şimdi buradan bir kare de gelecek. Maskesini kadının söylediği gibi takmamakta direnen yolcu. Bakın kavganın nedeni bu. O maske burunda değil. Şimdi dahası uyarılınca bir de tükürüyor. Yani
Ayrıca hani neresinden bu fotoğrafın neresinden tutmalı onu da bilmiyorum. Otobüs tıklım tıkımı, o da ayrı. Hani bu sosyal mesafe, tekrar ver o fotoğrafı ya da görüntüyü Dersucuğum, DSF gibi görebiliriz. Çoluk, çocuk, ne sosyal mesafesi, ne şeysi, işte böyle gidiyorlar. Bir de dediğim gibi adamın maskesi burnunda değil, uyarının nedeni de o. Şimdi bu gerçekten hani anlayan var ama anlamayan da çok denebilir. Siz verilen mesajların çok önemli olduğunu söylediniz. Bir örnek daha vereceğim. Bu sefer uzaklardan, Amerika'dan. Trump biliyorsunuz COVID-19 oldu. Hastaneye yattı. Çok durmadı. 2 gün sonra geri döndü Beyaz Saray'a. Beyaz Saray'a döner dönmez de kameraların karşısına geçti. Tek bir kelime yok. Ama vücut diliyle, işaretlerle öyle bir mesaj verdi ki, buyurun izleyin. Şimdi bak, görüyor musun Ümit? Hı hı. Her şey yolunda diyor. Az önce maskeyi çıkarttı, attı. Hakikaten zaten maskeye karşıydı. Korona konusunda yalan söylemişti. Bir de şimdi bu şovu yapıyor. Bakın, ben hep başından beri düşündüğüm bir şeyi tabii Gaye Hanım'la da paylaşalım. Gaye Hanım, aslında şunu görüyorum ben. Hani bu işlerin en başlangıcında İngiltere Başbakanı'nın da kafasının bu işe yatmasıyla bir sürü bağışıklığı meselesine gitmişlerdi. Ve o sonuçta da İngiltere'de müthiş artmıştı. Hı hı. Hatırlayacaksınız siz de bu pandemi yüz binlerce insanı etkilemişti. Ben bugün kendi ülkemizde, Amerika'da da bunun böyle düşünüldüğünü düşünmeye başladım. Bizde de yani hani saldım çayıra Mevlam kayıra, tırnak içinde. Böyle bir yola başvuruyorlar sanki. Zaten ekonomi bitmiş vaziyette. Ne yapacağını şaşırmış olan iktidar. Yasaklara gitse ekonomi zaten batmış, iyice batacak. Gitmese zaten böyle. Onun için bir sürü bağışıklığını ciddi ciddi düşünüyorlarmış gibi bir izlenim edinmeye başladım. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ben öncelikle şunu belirteyim. Bu sürü bağışıklığı tanımlaması tabii ki var. Dünyada, literatüründe var. Bu koyunlarda, özellikle kümes hayvanlarında salgın hastalıklar için önce kullanılan bir terim. Ama tıpta şu anda çok tartışmalı. Bunu değiştirelim. Toplumsal bağışıklık diyelim istiyorum. Hı-hı. Çünkü sürü bağışıklığı dediğinizde hani hiç de istemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki insan sağlığının olduğu yerde böyle bir terimin kullanılmasının son derece sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki bir pandemi ile baş edilmeye çalışılıyor ve bu pandemi ile baş edilemediği noktada dediğiniz gibi kendiliğinden bir toplumsal bağışıklığın oluşması da arzu edilen bir durum. Onu çok net olarak görüyoruz. Hatırlayın, geçen hafta Sağlık Bakanı o çıkan laboratuvar verileri üzerine konuşurken bazen dedi ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmak lazım. Evet. Oysa ki insan sağlığı ulusal çıkardır. O ülkede yaşayan insanların sağlığından daha önemli bir ulusal çıkar yoktur. Tabii ki salgınların ikinci sonuçları başta ekonomi üzerine olacaktır. Bunun yanında siyaset üzerine, siyaset kurumu üzerine olacaktır. Ama siz insan sağlığını ötelediğinizde ekonomiyi düzeltme şansınız olmaz. İnsan sağlığını merkeze koymadığınızda siyaset kurumu ayakta zaten kalamaz. Çünkü
o ülkede yaşayan sağlıklı insanlardır ekonomiyi ayakta tutan, o ülkede yaşayan sağlıklı insanlardır ülke siyasetinin doğru işlemesini sağlayan. Şu anda Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde ama bazı ülkelerde daha belirgin, Türkiye'de bunların içinde neden böyle? Çünkü vakalarını şeffaf açıklamayan, vakalarıyla ilgili dünyada güven sorunu oluşturan bazı ülkeler var. Türkiye bunların içerisinde. Şeffaf veri paylaşmazsanız biraz önce otobüs örneğinde gördüğümüz gibi vatandaşınızı ikna edemezsiniz. Toplu taşıma için kuralları yasaklarla, cezalarla oluşturamazsınız. Mesai saatlerini ayarlamazsanız insanlar o toplu taşıma araçlarına aynı saatte karga tulumuna binmek zorundadır. 1,5 metre mesafe kuralını koyarken 1,5 metre mesafe kalmayıp insanlar omuz omuza seyahat ediyorlarsa tabii ki kurallara dibine kadar uymayan, yani maskesini de takmayan, takıyorsa çenesinin altında, burnunun altında takan insanlar olacaktır. İşte her toplum, esasında onu söylüyorum ben, salgınla baş ederken, baş etmeye çalışırken her topluma, her bir bireye uygun tek tip bir elbiseden bahsedemeyiz. Bir terzi bir elbise dikip bütün toplumlara yayamaz. Sizin toplumunuzun eğitim düzeyi, kültürel alışkanlıkları, sosyoekonomik faktörler ve sizin devlet olarak ne kadar sosyal devlet anlayışı ile hareket ettiğiniz, bunların tamamı birleştiğinde daha iyi görüntüler ya da daha kötü görüntüler ortaya çıkar. Ben burada sorumluları salgını yönetemeyenler olarak görüyorum. Evet. Gaye Hanım, dün Erdoğan açıkladı, okulda hani bu mini mini birlerin dışında da belli sınıflarda, ilk ve orta öğretimde yüz yüze eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün Erdoğan'ın anlattıklarını bugün tekrar ediyor şu sıralarda. Şimdi iki soruyla zaten programın birinci bölümde sonuna geldik. İki soruyla noktalamak istiyorum. Bir, Türkiye bu anlamda yüz yüze eğitime bütün Anadolu'yu düşünerek tabii ki soruyorum. Hazır mı? İki, size göre salgında geldiğimiz noktada ne kadar kısıtlama gerekiyor? Şu anda bir kere tüm dünyada salgın yeni bir tırmanışta, ama tüm dünyaya baktığımızda ki başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve kıtaya bir diyecek olursak, şu anda Avrupa sorunun da merkezi durumunda. Yani Avrupa'da, ki Türkiye'de Avrupa ülkeleri içerisinde sayılıyor, Avrupa ülkelerinde salgının boyutu biraz daha ciddi, biraz daha yükselme trendi hızlı görünüyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda tabii ki daha ciddi önlemlerden bahsetmemiz gerekecek. Çünkü hatırlayın, 1 Haziran'a kadarki süreçte birçok ülke 14 günlük tam kısıtlamalar getirdi. Türkiye'de aç kapalarla giden kısıtlamalarla yönetti ve bir şekilde bu süreçler 1 Haziran'a kadar olan kısmı sönümlenmeyle, vaka sayısında azalma ile yönetmemizi sağladı. Bakın şu anda Türkiye esasında savruluyor. Yani Türkiye'nin salgını yönetmeye yönelik ciddi bir stratejisi yok. Yaptığı testlerle ilgili başından itibaren bir test stratejisi yok. Daha fenası, Türkiye'nin Ocak ayında kurmuş olduğu bir bilim kurulu var. Bilim kurulunun da haberi yok. En fenası, evet, bu. Biraz önce söylediniz. Bilim kurulu ne yapmalı diye. Aslında bilim kurulunun işi çok zor. Şu anda orada bulunan arkadaşlarımın yerinde olmayı, çoğu çok değerli bilim insanları bu ülkenin. Hemen hepsi diyebilirim. Tanıdığım arkadaşlarım bir var. Sözünüzü balla keseceğim. İkinci bölümün başında en azından bir süreliğine yine birlikte olalım. Çünkü bilim kurulu üyeleri çok hazin ama bu vaka hasta ayrımından bizim de haberimiz yoktu dediler. Olacak gibi değil. Birazdan görüşürsek buna da değinelim. Zira okullara sonra mı devam edelim? Okullara ve kısıtlama olacak mı olmayacak mı, ona sonra devam edelim. Tamam, görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.